Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir Gens Editor ders serisine hoş geldiniz nasılsınız umarım keyifler yerindedir ee, arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bir önceki bölümde inekleri işlemiştik şimdi bu bölümde de koyunlara sıra geldi hayvanları bu şekilde tek tek işleyeceğiz aynı şeyleri yapacağız konular isimler başlıklar farklı olacak diye söylemiştim bir önceki bölümde bunları tek tek yerleştireceğiz. bu şekilde izlemeyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. İneklerle aynı şeye sahiptir. E, i̇neklerde ne yaptıysak burada da aynısını yapacağız. Yalnız dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. İneklerde sadece süt satmıştık. Koyunlarda yapağı satacağız. E, i̇şte domuzlarda bir şey satılmıyor herhalde bildiğim kadarıyla. atlarda da gene bir şey satılmıyor. Ama aralarda da bal satılıyor. Ee, köpekte de bir şey satmıyorduk zaten. Şimdi hayvanlar kısmındayız. Şimdi hayvanlar kısmında da e, hepsini tek videoda işlersem çok uzun süreceği için e, yani ortalama 1 saat 50 dakika veya 2 saat gibi bir video içeriği oluyor. E, o yüzden canını sıkılmasın diye hepsini tek seferde şey ayrı ayrı işleme karar aldım. Ve o yüzden de bu şekilde işleyeceğiz. Yalnız ineklerle aynı şey yapıyoruz diye e, istisnai bir durum. Koyunlarda, aralarda e, veya daha farklı hayvanlarda bunları da yapacağız anlamına gelmiyor. Çünkü e, her şeyde farklı şeyler satıyoruz. Mesela inekteki sütü satıyoruz. Koyun da yapa, yapa e, sadece bir yer almıyor. Yani normalde markete götürüp satabilirsiniz. Ama restoranta da götürüp satabilirsiniz. Sallıyorum. Veya ileride kuracağımız fabrikalara da götürüp satacağız bunları. E, bu yap şeyden e, yapa'dan yönelde edeceğiz veya iplik elde edeceğiz işte veya daha farklı mod olarak indirdiğiniz birçok şey olacak. Şimdi buralarda da test etmemiz gerekecek. O yüzden aynı şeylerle karşılaşacağız anlamına gelmiyor. Farklı şeylerle de karşılaşabiliriz. E, o yüzden video izlemeniz tavsiyemdir ama tamamen gene size kalmış diyelim. Şimdi bu bölümde koyunları işleyeceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen gene e, bizim standart data dosyamızın içerisine gidiyoruz. Ee, ne yapıyorduk? Öncelikle burada plagiables'den lizard'a buranın içerisinde sadece small olanları vardı yani küçük olanları. Bir de alt tarafta bulunan yine yani plagiables klasörünün içerisinde rudolf hormon vardı. Buranın içerisinde de big ve medium yani büyük ve orta boylarını bulabiliyorduk. Şimdi öbür sefer ee, biz ineğin en büyüğünü kurmuştuk. Hatta e, big vektörü kurmuştuk şuradaki. E, bu bölümde de şep nerede? Burada. Burada da medium'unu kuralım bu sefer. E, bir değişiklik olmuş olsun. Şöyle hatta daha büyük simgeler haline getireyim. Şuradan e, görebilirsiniz bunu da. E, bir de bunun büyüğü var. Şöyle. Daha en büyük olanı. E, sadece kapasite farkı var. E, bu kapasiteleri arttırmanız e, size maliyet anlamına gelecektir. O yüzden çok da uğraşmıyoruz oralarla. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen gene editörü de açtık haritamızı. Geldik. Şuranın içerisinde görünümü e, yapabilirsem büyük simgelere çektim. Hemen şu, medium'u aldım attım buranın içerisine. Daha sonrasından geldim. Buradan kopyaladım. Hemen Getiriyorum bizim examel dosyasının içerisine yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu hemen kısaca bir bahsedeyim. Şimdi bakın biliyorsunuz ki biz buraların içerisinden çoğu şeyi hep aynı yapıyoruz. Ee, ama bu aynı diye siz de bu şekilde yapacaksınız anlamına gelmiyor. Ben size kolay yolunu gösteriyorum. Bunun meşakkatli olan yolunu hatırlarsanız e, burada şu üç tane yerde restoranı kurduğum zaman göstermiştim. Birini dato dosyası olarak yönlendirmiştik. Birisini hep yaptığımız gibi XML dosyasını alarak. Bir de bir tanesini komp ve bütün her şeyini kendi dosyamızın içerisine atarak yapmıştık. Şimdi her şeyin 3 farklı yolu vardır. Ama bu her şeyin 3 farklı yolu var diye hepsinde şaşıracak anlamına gelmiyor. E, farm simülatör oynuyoruz. Bu modlarınızla çakışır. içeride çalışmayabilir. E, veya hiç mod kullanmazsınız. Yanlış bir şey yaparsınız. Çalışmayabilir veya çalışır. Bu tamamen size kalmış. Yani o yüzden e, hep aynısını yapıyoruz diye her şey aynı oluyor anlamına gelmiyor. E, o yüzden buraya dikkat edin arkadaşlar. Veya işte bir ders izlediniz ikinci dersi izlediniz. Lan hep aynısını yapıyor deyip de e, yola çıkmayın. Bir yerde takılırsınız. E, o yüzden sizlerden ricam ilk bölümden son bölüme kadar izleyin. Bu süre içerisinde de kendinizi geliştirmek için eğer oyunuz orijinalse bir şeylerle ulaşın. Değilse de ileride oyun orijinal almayı ve yapmayı düşünüyorsanız videoları kaydedin. Kayıt altına alın veya takip edin artık size kalmış. Ee, daha sonrasında da bunları yapabilirsiniz. Diyelim. Şimdi ne yapıyorduk? Öncelikle şunu bir getirelim buraya. Şimdi bu medium olanıydı. Küçük olanı. Biz küçükte çalışacağız bu sefer. Şuraya eksi 90 ayarladım. Şöyle yana biraz gidelim. Şu an kısmı. Şurasında zaten çit var arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle Burası bizim için uygundur. Şimdi e, şununla ilgili de bir şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi mesela diyelim ki ben bunun çatısını beğenmedim. Çatısını değiştirmek istiyorum. Ne yapacağız? Restorant videosundaki gibi bu iki numarayı aldığımız gibi öncelikle buranın içerisindeki bulunan şey yapar medium'u kopyalayıp kendi dosyamıza atacağız. Daha sonrasında attıktan sonra buranın içerisine gireceğiz. Şu şey yapar medium xml dosyasını açacağız. Şimdi bunu açtıktan sonra bakın komple tamamı burada. Az önceki oyuna düştüğü şekilde yani şurada editördeki olan şekliyle aynı. Şimdi bunun iş kısımlarına şöyle indiğimiz zaman bakın teleport node diyor. Bu teleport node dediği şey normal standart bir transform kısmından. Ama id kodu yani index path kısmı girilerek XML dosyasının içerisine esc tuşundan koyunun olduğu yere basıp space'e bastığınız zaman size atacağı yer anlamına geliyor. Daha sonrasında bakın burada foot kısmı işte tek tek mesela bu şekilde yerleri bulunmaktadır. Mesela e, kapının işte ne bileyim mesela kış için işte çatısındaki karın veya işte yaşlanıp yaşlanmayacağı çünkü bunların üzerinde e, tozlamalar oluşuyor. E, ve visüel kısmı vardır. Visüel kısmı dediği tamamen kaplamadır. Dış kısmının kaplamasıdır. İç kısımlarına girdiğimiz zaman lot 0 lot 1 diye ayrılır, devam eder, gider. Bunları değiştirebilirsiniz. Ee, bunlarla oynayabilirsiniz. Buradaki veya bu binayı komple alabilirsiniz. Yani harici bir şey için lazımsa oradan da alabilirsiniz. Ya yani buralar üzerinde de oynama yapabilirsiniz. Ee, onlara farklı yerlerde farklı şekilde değineceğim arkadaşlar. Şu anda konularımız orada olmadığı için şey yapmak istemiyorum. Şimdi koyun aldık. Öncelikle şuraya bir yer belirleyelim. İnekte belirlememişiz. Ee... Ne oldu? Boya, gras, asfalt. Şurayı bir çizelim. Daha sonrasında. Bu arada arkadaşlar bizi yazı şeyini açmamışız. Şunu bir açayım bir saniye. Şuradan. Şimdi daha iyi. Böyle dursun burada. Tamam. Şimdi burası dursun. Burası hazır. Onunla herhangi bir işimiz yoktur. Ee, ne yapacağız? Hemen gidiyoruz bizim kendi şeyimize Pulacı ablesinin içerisine. Şimdi arkadaşlar bu da çiftlik malı olacak. Ee, i̇sterseniz bunu girmeye de bilirsiniz yani sata da bilirsiniz. Ama ben çiftlik malı olmasını istiyorum. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Hemen gene Map Feren içerisine XML'e gelip neydi bizim Shepard Medium'du. Bu ismi kopyalıyorum, getirip buradaki Map Harita ismi kısmına değiştiriyorum. Daha sonrasında bakın neydi? Bir önceki bölümde de söyledim. Dosyalar düzenli olduğu için hepsini aynı yere kaydediyorum. O yüzden hiç bir yere bakıp kodlamayı değiştirmeme gerek yok. Maps, Mapfr, XMS ve Shepard şey Medium klasörünün içerisinde olduğunu biliyorum zaten. Arka tarafta Shepard şey seçili zaten. Hemen ne yapacağız? Rotasyon ve pozisyon gireceğiz şimdi. Şimdi ne diyor? Eksi 201.592 boşluk 30 boşluk Eksi 74. Daha sonrasına bakın. Rotasyonu var. Rotasyonunda hemen yazalım. Eksi 180 boşluk. Eksi 90 boşluk. Eksi 180. Bunları kafamıza göre yazmadığımızı söyledim arkadaşlar. Burada nasıl bir değişiklik yaparsanız zaten size burada neyin ne olduğunu söylüyor. E, o yüzden ona göre işlem yapabilirsiniz. Buraya girdikten sonra da bununla istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Şimdi e, burada kontrol ediyorum. Burada okeyiz. Şimdi bir şeyi birden fazla yapma şekli de vardır arkadaşlar. Mesela şu an bir tane buraya girdik. Bir tane de şöyle yapalım. Bunu tam 360 derece döndüreceğim. Buraya 90 diyelim. Bir tane de tam karşısına kuracağım. Yani aynı şeyden birden fazla kez kurduğumu e, varsayarak konuşuyorum. Hani olur ya mesela ba oyunlarda. mesela köy köy yaptınız mesela veya işte online oynayacaksınız arkadaşlarınızı her birine ayrı ayrı köyler yaptınız. E, bu şekilde de işlem yapabilirsiniz. Gene aynı nesne üzerinden sadece yerini değiştirdiniz. Daha sonrasında ne yapıyoruz? Gelip hemen buradan bir tanesini kopyalıyoruz. Bir alta hiçbir şey değiştirmiyoruz. Sadece pozisyon ve rotasyon kısmını değiştireceğiz. Daha sonrasında bakın burada neymiş? Eksi 159.001 boşluk 30 boşluk eksi 74. Daha sonrasında rotasyon kısmında da sadece 90 varmış. Yani 0, 90, 0. Şimdi burada okey. Şuraya da hemen bir boşluk atıyoruz. Buna da koyun 1 diyorum. Koyun 0, 1 dedim. Daha sonrasında ne yapacağım? Bu yazıyı hemen şöyle kendim anlaması için çoklu oturum satırını aç diyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve kaydediyorum CTRL S ile. Şu anda herhangi bir şekilde sıkıntım yok. Şimdi buraya istediğiniz kadar ekleyin. Yani burada mesela koyunun medium olanını 500 tane eklediniz diyelim. Ancak moddes klasörünün içerisine bunu 500 tane eklemiyorsunuz. Bir tane eklediğiniz zaman bütün konu bitiyor. Ne yapıyoruz? Hemen gene bir tanesini kopyaladık. Bir alta yapıştırdık. Daha sonra plaj ables kısmındaki map'tir slash'tan sonraki olan yazının birini kopyaladım getirdim buranın içerisine yapıştırdım. Ne eklediysem bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Eğer olur da kalkıp dediniz ya bunu bir ekleyeyim sonra eklerim değil. Sırayla ne yaptıysanız bakın bu şekilde böyle sırayla ip gibi dize dize gidebilirsiniz. Ee, daha iyi olur. Herhangi bir sıkıntı bir problem yaşamazsınız. Şimdi burada o kez burayı kapattım. Bunu da kapattım. Şap ne yapıyorum? Siliyorum. Career star point ne demiştik? işimiz bitene kadar elimizin altında sağa gidecek sola gelecek en son işimiz bittiği zaman bunu yerleştireceğiz daha sonra da e, test edip çıkacağız şu an kaydettim evet diyorum oyuna gireyim oyunda görüşelim şöyle oyunumuza giriş yaptı hemen biz de bir giriş sağlayalım şimdi bakın ne yaptık iki tane koyun kurmuştuk karşılıklı kurmuştuk ve karar star point bizim başlattığımız noktadaydı şimdi ne yapacağız? Gene her zamanki gibi önce tek işimiz burayı test etmek arkadaşlar. Burayı test edeceğiz. Bunların çalışıp çalışmadığını mesela gelip kapısını açacağız. Kapı çalışıyor mu? İçeriye girip burayı açacağız. Daha sonra burayı. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. O nereye açıyor nereye kapatıyor. İnektekinde şey var da şuradaki daraba. Şimdi burada okeyiz. O da çalışıyor. Bu da aynı şey olduğu için bu da çalışacaktır. Şu şeyi kapatalım. Bu da çalışacaktır. Bunda da herhangi bir problem, sıkıntı olmayacaktır. Şöyle içine girelim. Şimdi sadece tek bir problem var. Normalde koyunların ışığı yanmaz. Ama burada ışık yanıyor. Bir yerde yanlış yaptığımızı düşünüyorum. Ee, ne olduğunu göreceğiz. Şöyle koyun. Biz neyi kurduk? Mod. Şuraya gelmiş. Şunu kurmuşuz. Şöyle. Bunun da ışığı yanıyormuş. Allah Allah. Ben hiç dikkat etmemişim o zaman. Şimdi sorunları çözelim. Şöyle öncelikle şunu bir yıkayım. Neredeydi burada? Şunu bir gönderelim. Kafa karışıklığı yapmasın. Şimdi buna komple hayvanları buradan satın alacağım. Zaten 25'te 25'miş. Şöyle oyunlarımız geldi. Gayet tatlıları ve hoşlar. Hazır Ramazan geliyor. Kurbana daha az kalmış. Bunları yetiştirelim. Buraya da siyah alacağım. Zaten diğer taraf çalıştığı için ineklerden test ettiğimizden dolayı buraya herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi şöyle yakınlaştığımız zaman bakın besin istiyorlar. ESC tuşundan basıp hayvanlar kısmına geldiğimiz zaman bakın burada zaten iki tane koyun koynağlı olduğunu. ikisinde 25'e 25 olduğunu. E, ve inek ambarı da var burada gerçi. E, onunla ilgili herhangi bir şey olmadığı için şu an yazmamış buraya. Şimdi ne istiyor? Sadece ee, toplam kapasite tesir gücü çim istiyormuş bizden nereden boşaltımı yapıyoruz buradan şöyle ne yapıyoruz F12'den yanlış bastık şuradan çimle şöyle biraz gönderelim bunları bir satın alsın Buna çırpı çırpısı seyrek geldiler hepsi bunları şöyle bir büyütelim şuradan da süper gücü açalım şöyle zaten şu anda besinleri dolu Böyle zamanı hızlandıracağım amacım yapay üretmeleri. Şöyle sabah yaptım bıraktım. Zaten yemleri burada fazlasıyla var. Şimdi şurada bir yapay oluşmuş. Ee, bu yapayı alacağız. 827 litre. Şöyle taşımakla uğraşmayalım. Şuradan bir tane araç alalım. Bunu onun arkasına koyalım götürelim. Taşır umarım. Şöyle. şimdi bir bunu alıp götürelim. Satış yapıyor mu, yapmıyor mu? Bize bu önemli. Eğer burada satış yapmıyorsa bu bize problem çıkartır demektir. O yüzden bunları test edeceğiz arkadaşlar. böyle getirdik. Evet, gördüğünüz gibi 1841 euro satılan yapağı karşılığında bize para verdi. Ee, bu da bunun çalıştığı anlamına gelmektedir. Sadece buranın bir testi daha var. Ee, koyunların bir testi daha var. O da e, tekstil fabrikası için. Ne yapacağız? Üretimden fabrikalara gideceğiz. Daha sonra buradan bize şey bulmamız lazım. İplik E, ee, Ama buna paramız yok diyecek muhtemelen. Şuradan biraz para ekleyelim. Daha sonra Shift gidip ee, üretim fabrikalar iplikhane şimdi nerede koyun yeri burada şunun yönü neredeymiş şöyle mi tamam, böyle dursun böyle tam dibine yerleştirelim şimdi bir gidelim bir daha böyle zamanda hızlandırayım biraz maksat yapağı üretim yapsın Gerçi bu muydu o muydu hangisiydi Ha şuymuş. Tamam burada bir üretim yapmış zaten. Şimdi bunu alalım. Bir götürelim önce. Bura alıyor mu almıyor mu? Ondan önce şu fabrikayı bir ayarlayalım. Aç burayı. Şimdi bak kumaş yapa, kumaş pamuk. İkisinde de yapa istiyor. Bir de pamuk istiyormuş. Karşılığında kumaş veriyormuş bize. Şimdi bunları çalıştıralım. ikisini de. Öncelikle fabrika bir çalışsın. Daha sonrasında yapay getirelim atalım şu anda e, aldı zaten saatte görünüyordu ama gene de kontrol edelim e, 614 e, alım gücü yapmış şimdi bir de buna pamuk lazım şimdi ne yapacağız Hemen yani şuradan paletlerden pamuk ekleyeceğiz pamuk burada var mı amca şimdi şuradan böyle genel desek şöyle bir bakalım Nerede nerede? Pamuk olmayabilir. Ekmek. Sanki ikinci turdur geçiyoruz diye. Mahsullerden baksak. Buğday. Tekrar burada yok. Burada yok. Buradan peki. Burada da yok mevcut balya çeşitleri neymiş yuvarlak balya yuvarlak balya ıvır zıvır hmm, pamuk yok pamuk olmadığı için de ee, bizim için problem olabilir ama yapağa çalışıp pamuk pamuğa ben bir bakayım arkadaşlar bir saniye arkadaşlar ben pamuk bulamadım ama burada iki türü varmış. Ben şimdi dikkat ettim buna. Kumaş pamuk ve kumaş yapağı varmış. Biz yapağı koyduk. Karşılığında kumaş üretiyor zaten. Üretişi şey yaparken bir sürü de bir şey bulmuştum. Şimdi şunları bir vereceğim buraya. Şunları bir alsın. Daha sonrasında buradan bir kumaş elde edelim. Bunu sallayayım. Şöyle zamanda hızlandırayım biraz hızlansın şöyle burada biraz daha birikti bunları da alıp götürelim şimdi bir şey e, yani pamuk ya da yapa tek bir yere ait olmadığı için e, sadece onu tek yere göre hareket etme yani tek yere göre satış yapıp yapmadığını e, öğrenmek bize çözüm değil arkadaşlar. O yüzden hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Hepsini de yapmamız gerekiyor. Yani yapa markete götürdük sattık. Marketle ilgili herhangi bir problemimiz yok. Şimdi şurayı biraz hızlandıralım. Gerçi hızlandırınca fabrika hızlanmıyor galiba. Şöyle bir test edelim. Hayır. 13'te kaldı. Şunu da götürüp oraya satalım. Sonra ben e, gerçi onu beklesem de olmaz. Böyle içerisine zamanı uzandırsak. böyle 360 alalım. Onlar bir beklesin orada. Daha sonra hızlı hızlı çalışsın bir de bunu satalım bir daha para versin karşında. Yani 3506 Çok iyi herhangi bir problemimiz yok sadece fabrikada çalışıp çalışmadığını test etmek kaldı o da fabrikanın yavaşlığından dolayı. Ee, ondan dolayı şu anda onu test edemiyoruz maalesef ama ürünü alıyor içerisine görüyor yani e, ürünü görmezse görmemesi de bizim için sıkıntı daha iyi şu anda zaman hızlanınca biraz bir şeyler olmuş ben videoyu durduracağım arkadaşlar şurada bir kumaş çıksın kumaşı da götürüp satalım Ondan sonra videoyu bitirelim şöyle biraz zamanı hızlandırdım arkadaşlar Böyle bir bin litre atsın. Normalde dışarıya atması lazım da kaç litrede dışarıya atıyor bilmiyorum. Ha gerçi biz dışarıya atmasını sağlamadık değil mi? Şunu spawn pallet diyelim. Böyle 10 bin litre. Bin okey. Şöyle buraya attı zaten. Şu zaman biraz hızlansın. Tamam. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi rengarenk yapağıdan elde etmiş olduğumuz kumaşlar var. Tabi bu kumaş nereye satılıyor onu bilmiyoruz. Önce kumaşın nereye satıldığını öğrenelim. Şöyle bakalım. Kumaşı satacak herhangi bir yerimiz yokmuş. Ee, şöyle üretim, satış noktaları diyelim. Şimdi bize kumaşı nereye alır acaba? Restoran, süpermarket, hazır yemek. Silverun, Burası restoran, restoranlar kurulu zaten. Restoranlarda sıkıntı yok. Pazar var. Pizzacı, restoran, süpermarket, süpermarket alabilir belki. Şu satış yeri neredeymiş? Şuradaymış. Şöyle bir yerleştirelim. Deneyelim bakalım. Alıyor mu? Almıyor. Kumaşı alacak yerimiz yoktur arkadaşlar. <laughs> ya da varsa da ben bulamadım. Sonuç olarak bir problem olmadan ee, gayet güzel herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmadan e, işimizi bitirdik. Malzememizi sattık. E, fabrikamız alıyor. Sadece bunu satacak yer bulamadık. E, kumaşı nereni sattığını bilmiyorum şu anda. Şey aldığını. Bunlar almıyor zaten. Süpermarket, biyokütle. Hazır yemek restoranı. Burada alacağını sanmıyorum. Aynen. Bir de Silverum Market var. Deleci olarak gelen Belki burası alabilir. Şöyle kursak, bir de buraya deneyelim. Umarım alıyordur. Aynen alıyor. Şöyle 7860 euro bize para vermiş oldu. Şimdi e, diyebilirsiniz bu satış ve fabrika işi gereksizdi diye. Aslında gereksiz değil arkadaşlar. Çünkü yapmış olduğumuz şeyin e, bize karşılığında getirisi önemli. Şimdi biz buraya evet buraya kurduk oyun alını bize yapağı verdi tamam ama ben bu yapayı yani ben derken e, yapmış olduğum haritayı kullanan kişiler oyuncular bu yapayı eğer satamazsa hiçbir yere veya sattığı zaman götürüp de işte buranın içerisine koydu mesela diyelim şöyle karşılığında para vermezse bu benim için yaptığım iş boş anlamına gelir. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Her yaptığımız şeyi az önce ineklerde bir önceki bölümde denedik. Sütü satmıştık. Burada da yapay sattık. İlerleyen bölümlerde işte domuzda bir şey satılmıyor herhalde de. Tavukta mesela yumurtaları götürüp satacağız. Aralarda balı götürüp satacağız. Bunları test edeceğiz. Ve bu şekildeki bu testler karşılığında almış olduğumuz cevaplara göre diyeceğiz ki ha, tamam koyun alımda çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Sıradaki işime geçebilirim diye. Çünkü Zaten birkaç bölüm sonra hayvanlar bittikten sonra göreceksiniz. E, harita tasarımıyla nasıl yapacağınız hakkında. E, onu yaptığınız zaman bunların hepsi sırayla oluşacağı için e, sırayla gideceğinizden dolayı herhangi bir problem olmayacak. yani o yüzden tek tek yapmanız daha mantıklı olacak. Şimdilik e, bizim ana temel amacımız nesnelerin buraya nasıl geldi? Yani editörden bunların buralara nasıl eklenildiği ve sonuçlarının neler olduğu? Bunları da sizlerle beraber yapıyoruz zaten. İlerleyen derslerde de yapmaya devam edeceğiz. Hepsi bittikten sonra zaten e, siz ister istemez bir şey öğrenmiş olacaksınız. Ama sizin de kendinizin bir şey katması lazım. E, araştırın. Araştırmaktan kastım e, şey anlamında değil. Yani videoları birilerinin videolarını izleyerek öğrenmek de bu kolaya kaçmaktır. Harici olarak mesela diyelim ki ben şu anda editör videolarını öğrettim. 20 bölümde bitti diyelim. 20. bölümde bittikten sonra bir açın editörü ne yapabiliyorsunuz? İşte üst taraftaki tuşların ne işe yaradığını hafıza almış mı? Veya işte bir harita oynadığınız bir haritadaki bir şeylerin şeyini değiştirin mesela yerlerini. Yapabiliyor musunuz mesela? Bunları bir test edin. Eğer bir şeyler kazanmışsanız üstüne gidin. Üstüne gidin farklı haritaları açın bakın ne nasıl yerleştirilmiş nereye yerleştirmiş, ne şekil yerleştirilmiş. Onlar da zaten detaylı gitgide videolar bittiği zaman hepsini öğrenmiş olacaksınız. Ama bu siz kendinizde bir şey katmış olacaksınız ekstradan. Ee, yani umarım birlerinin işine yarıyordur. Ee, sizlerden ricamdır kanalıma destek olun. Videoyu beğenin. Ee, bu editör videolarının Türkçe kaynağı hiçbir yerde yok. Ben bildiklerimi elimden geldiğince detaylandırarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Çünkü... Ee, anlayan kişi olur, anlamayan kişi olur. Sen e, çok iyisindir bir şeyleri anlama ve kavrama konusunda. Hemen şat diye anlarsın, ama karşısındaki belki sorgulayan birisidir. Ee, daha detaya inmek ister. E, o yüzden ben daha detaylı anlatıyorum. Senin işin videonun 12. dakikasında bittiyse 12. dakikasında kapat git. Ama yok. E, eğer hala anlamadıysan sonuna kadar izle zaten işin sonunda finale bağlanıyor her konu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen bildirimleri tüm olarak açın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.